Bunda bir şey yok. Köye girersin. Girersin de köye girmekle mevzu bitmiyor. Mevzu lazım. Mevzu için ne lazım? Duman. Var. Koku var. Kokuyu takip et. Ateşin başına ulaş. Ve ahan da bu taktik şaşmaz. Koku, duman, kokudan kasıt şey değil. Sadece yemek kokusu değil. Birazcık da anne kokusu. Abav. Anacığım. Yok sağ ol yavrum, sağ ol. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldin. Nasılsın? Razı ederim. Halın keyfin nedir? O ne? Bu. Buna mikrofon diyorlar. Ses almaya yarıyor. Konuştuğun zaman bu sesi kaydediyor. Ahali seni dinliyor. İsmini bağışlar mısın anneciğim? Ayşe Yalçın. Ayşe? Yalçın. Yalçın. Yaş kaç anacığım? Ne bileyim? Bilmiyor musun? Ayşe annenin yaşını bilen var mı acaba? 60 mı? 61 mi? 60 mı? 62 mi? Ne? Senin yaşın mı? Evet. Ahali 73-74 diyor. Yok canım. Lan. Benim kocam öyle. Nasıl? Kocam bilir mi senin yaşını? Bilir. İsmi nedir kocanın? Mehmet Yalçın. Ha, oturuyor orada. Bu emmi mi? Öteki hasta. Gözlükte olan mı? Hı. Alıp gelir miyiz yanına? Buyur. Alıp gelelim mi yanına? Bilmem. Sen bilin. Bilmem sen bilin. Koca senin kocan. Yanında ister misin kocanı? İsterim. Alayım geleyim o zaman ben. Getir hadi. Getireyim. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Nasılsın dayım? Hanım çağırıyor da. Bana mı? Ha, seni çağırıyor. Ne yapacağım işleri? Ha, senin hanım seni çağırıyor. Ne yapacağım beni? Bilmem. Özlemiş zar. Özlemiş. Seni özlemiş. Öyle mi? Ha. Varak mı yem ne diyor? Var. Bilmem varak diyorum ben. Bilmem. Hadi. Tabii. Yaş ne olursa olsun adamın, beyin, hanımının yanına gelmesinde bir ağırlık, bir asalet elbette ki olacak diye gelecek. Siz efendim affedersiniz az önce beyinizin elini mi tuttunuz? Buyur. Az önce diyorum affedersiniz beyinizin elini mi tuttunuz? He. Tutar mısınız efendim beyinizi? Tutarım tabii. Görebilir miyiz acaba bir? Ver de şu elini tutar. Öyle mal pazarlığı yapar gibi, tokalaşır gibi değil canım. Böyle hani birbirini seven çıkar. Hmm. Of! Aşk. Sevgi var mı daha güzeli? Her yaşta. Yaş kaç dedem? 75. 75. Hanımın yaşı kaç? O 73. Hani 61-62'den ne? Ne bileyim ben. Bizde aklı varmıyor. Yok varıyor, varıyor da işine gelmiyor. 34 doğumlu. 32 doğumlu benim. 2 yaş varmış aranızda. 5 yaş var. Ya anne. Hayır. Sen onun 5 yaş demesin. Haydi boş ver. Canım hanımlar kendi yani yaşını tabii genç gösterir. Babası büyük asla yazdırmış. Yaşlanmazlar da. Babası büyük yazdırmış da. Heh. Kafası orada kalıyor. Sen ne usta ne yaşa bak sen. Babası büyük mü yazdırmış? He. 5 yaş mı var aranızda? Öyle diyordu bu. O zaman sen gene 70'liksin anne, gene 61 değilsin yani. Tamam ne olursa olsun. Hayır komşular diyor da 73-74 yaşında diyorlar senin için. Sen 61-62 deyince. Şaşırttım. Yok şaşırtmadık canım. Bu hanımların yaşlarını kabul etmemeleri sadece hani 30'lu ya da 40'lı yaşlarda demek ki olmuyor. 70'li yaşlarda da. Diyelim aklım varmıyor. Hadi aklım varmıyormuş. Genç göstermeye çalışıyorsun kendini. Ne yapacağım genç olup da hinden keri. Yallah ne bileyim sana sormak lazım onu. Yok canım. 74 diyorlar 61 diyorsun yani. 13 yaşı birden makas diyorsun sen annem. Peki kaç yıllık evlisiniz dedem?
72'de evlendik. 1972'de mi evlendiniz? 73'te. Geç evlenmişsiniz. 17 yaşındaydım evlendiğimde. 73'te 17 yaşındaydım. Öyle der mi olmaz mı? 1953 olur mu evlilik tarihi? Bilmiyorum. Bir 50 senedir evli misiniz? 53 senedir evlisiniz. Neredeyse yarım yüzyıl geçmiş hanımla. Geçti tabii. Nerede tanıştınız siz annem? Köylüyük tamam, bir köy diye. Tanı öyle Allah yazmış Zahar. Yazmış Zahar da hiç bakışmadınız mı? Yok. Hocam. Eskiden öyle birbirine sokulma yoktu. Anam dedi ki ben anam babam öldükten sonra dünyaya gelmişsin. Anam dedi ki ne? 17 yaşına geldim. Yavrum ben dersem dedi çok çocuk anne kalır bu çocuk dedi. Ve en küçük de benim yer. Bunu da ev veririm dedi. Süleyman Yalçın benim kardeşim şu karşıda tellikli. Zaten ikimiz kaldık. 5 bacı. 4 kaç kardeşiydik biz? 5 bacı. Annenin yaşını dede biliyor. Dedenin kaç kardeş olduğunu da anne biliyor. İşte evlilik böyle bir şey. Herkes bir ucundan tutmuş. Eksik yerlerini tamamlıyorlar. Kaç kardeşmişsiniz? 4 kardeş, 1 bacılar. 6 kardeşlik. Allah ikinize de uzun ömür versin. Böyle el ele, göz göze, diz dize. Hayırlısını inşallah versin. Hayırlısını, biz, hayırlısını. Biz birbirimize hiç darılmadık yani. Maşallah. Biz her gün halallaşırız. O hakkını halal eder bana, ben hakkımı halal ederim ona. Bir şey konuşma. Üzme şimdi anneyi canım, ağlatacaksın. Hadi sağlıcakla kal. Sağlıcakla kal. Cümlemize. Kolay gelsin efendim. Sağ ol. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyik hamdolsun. Biz de iyiyik hamdolsun. Hamur bir enteresan bir renk. Evet, darı böyle var içinde. Darı. Evet, darıyla buğday unu karışık yoruluk. Darı da mısır yani. Mısır evet. Mısır unuyla buğday ununu evet karıştırıyorsunuz. Evet. Maya atıyor musunuz evet, içine? Evet, maya da atıyoruz. Ne kadar bekliyor mayadan sonra? Bir saatte bekler, yarım saatte bekler. Böyle bir kabarıyor mu? Kabarıyor. Sonra ne oluyor hiç bu? Darı olduğuna çok kabarmaz. Sade buğday olsa daha çok güzel kabarır. Ne yapıyorsunuz? Bunun böyle adı ne bunun? Yapıyoruz. Sıkma bazlama mı? Bazlama yapıyoruz da çökelikle de sıkıyoruz onu. Sıkma olaraktan yiyorlar yani kahvaltıda ne de. Eskiden yapılırdı yani, şimdi yapan yok da zaten. Olur biz size tanıtırız. Üç tane hanım aslanlar tanıtım gibi yapıyorsunuz. Tanıtım için yapıyoruz biz bunu. Şimdi herkes çarşı ekmeği yiyor. Çarşı ekmeği mi? Ekmek yapan kalmadı yani. Size yazık değil mi? Şimdiki gelinler gidiyorlar bakkaldan, marketten, fırından ekmeğini alıyorlar. Biz de alıyoruz. Ama siz gençliğin, yani yine gençsiniz de hani siz böyle taze gelinken habire ekmeği siz yapıyordunuz. Yaparız. Severek yaparız. Şimdi işimiz ne bizim? Ne, nasıl işimiz ne? Evimizin işini yapacağız, yemeğimizi yapacağız. Başka işimiz ne? Gün yetiyor mu size? Bir de yeter çocukları ya büyütüyorsun. Olsun. Herkesin kendine göre görevi var. Adamlara bir de yaranamıyorsun değil mi? Niye? Daha hala adamlar şey diyor değil mi? Aman ne yapıyorsunuz be? Bütün gün evdesiniz diyorlar değil mi bir de? Tamam, onlar da çalışıyor dışarıda tamam. Ya onlar çalışıyor da onların çalışması daha kıymetli oluyor. Sizin çalışmalarınız pek görünmüyor galiba. Olsun, o da yaratılıştan öyle. Halbuki erkek bu işleri yapamaz, ev işini çeviremez. Adamı eve bırak, affedersen söküğünü dikemez ya. Biz de onların yaptığını yapamayız ama. Bazılarını yapamayabilirsiniz ama genelde olsun onların yaptığı işin çoğunu, hatta daha iyisini yapabilirsiniz. Allah onları öyle yaratmış, bizi böyle yaratmış. Onları dışarıdan getiriyor, biz de evden hazırlıyor, kendilerine yediriyor. Aslında biraz doğru be. Değil mi ya, o açıdan bakacak olursan. Bu hamurun yapılması için bir de bu hamurun olması lazım, unun alınması lazım. Unu yani alınacak. Ya onu da bedava evet vermiyorlar yani, affedersiniz yani. Tabii. Bunun adı sıkma kahvaltılık. Evet. Diğer öğünlerde yenmez mi akşam? Yenir, istediğin zaman yersin. Ama umumiyetle kahvaltılık mıdır? Kahvaltıda daha güzel olur. Eskiden kahvaltı sıcak böyle sıcak miydi? Hani bildiğimiz kahvaltı yok muydu? Domates, peynir, zeytin, çay. Var, onlar da var tekrar. Bunu bazen yaparlar yani, canlarını istediği zaman yaparlar. Bu özel bir şey mi? Özeldir evet. Her zaman yapmayız yani. Bu evlilik yıl dönümlerinde, yok doğum günlerinde, ne bileyim işte sevgililer gününde işte yeni modalar çıktı ya. işte beyler çiçek alır, hanımlar da böyle özel yemek mi yaparlar? Bilmem, ben onları yaşamıyorum. Nasıl yaşamıyorsun? Ben öyle özellik yapmam. Yapanlar oluyor. Yani doğum gününüzde eşiniz size bir çiçek almaz mı? Ben düşünmeyiz bile o gün ne zaman olduğunu. Bilmiyor musunuz doğum gününü? Yok. Evlilik onu biliyoruz. Ufak tefek bir hediyeler alırız. 82. 1982. Hı? Gün, ay, yıl. Gün 31 Kasım mı oluyor? Aralık'ta. 31 Kasım.
31 Aralık oldu. 30 Kasım. 30 Kasım. 31 çekmediğine göre Kasım. Hiçbir fikrim yok. Ha tamam. Ayrıca sizin evlilik çeterenizi benim tutmam ne kadar saçma bir şey olur değil mi? Ayın 31 çekip çekmediğini için öyle konuştum. Evlilik yıl dönümünde çiçek mi getirirse beyiniz? Bir şey getirmez. Hediye medya almaz mı? Yok. Bazen alır. Ne günler alıyor? Ne bayramlık, seyranlık mı alır? Yok, beraber alırız zaten ne gerekirse. Ha, siz adamın başına böyle kaka kaka yok, bir şey aldırıyor musunuz? Yok, kalkmam yok. 2-3 sene önce bir çift bilezik aldı. Başka da elde o zamanlarda alır yani bir şeyler. Göz bir kaykılıyor, adam oralarda bir yerde mi? Karşımda. Sen de kardeşim işi bilmiyorsun yani. Bey karşısında duruyor, hanıma sana öyle diyor, oluyor mu diye. Alıyordur canım. İyidir. Allah kolaylık versin. Sağ olun, razı olsun. Of! Kreatiflik mi desen, teknik mi desen artık ya. An, tövbe. Estağfurullah. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Ayşegül Yalçın. Ayşegül Yalçın hanımefendi. Evet. Sıkmayı en iyi siz mi sıkarsınız efendim buralarda? Hepimiz yaparık böyle. Hepiniz yaparsınız da elinize pek bir yakışmış maşallah. Yakışmış mı acaba? Yerseniz bilirsiniz. Yememe gerek yok gördüğüm kadarıyla. İnşallah. Gayet iyi. Acaba kaynananızın ümüğünü de böyle sıkasınız gelir mi ya böyle ara kaynana? Yok, kaynanam benim dezem, hiçbir şey demem ben. Teyzenize geleceksiniz. Evet. Kaynananız şu an burada mı? Oturuyor. Oturuyor. Tabii. Şu yaşını saklayan hanımefendi acaba kaynananız mı? Kaynanam. Hem teyzem şu hem kaynanam. Beyiyle düşman çatlatır gibi el ele oturan. Evet. Ayşe Hanım mıydı? Ayşe Hanım, Ayşe Yalçın. Kaynananız. Kaynanam. Evlendiğinizde bir deri bir kemik miydiniz efendim siz? Ben mi? Yok, yine bundan biraz daha küçüktüm. Yine ama bir biraz vardı durumu. Tabii, var biraz idi. Vardı. Bir de kulakları çınlasın, Bekir Hoca anlatırdı. Eskiden böyle kızlar Pınar başında şeyleri yüklendiği zaman, o testileri yüklendiği zaman hiç dinlenmeden eve giden kızlar pek bir makbulmuş. Hani eskiden mesela gelin seçecekleri zaman biraz güçlü, kuvvetli, dayanıklı o özellikler ararlarmış. Beni kayınbabam bitirdi geldi. Ben buradan değilim, Osmaniye'denim ben. Diyeyim tamam. Nasıl oldu kayınpeder? Kayınbabam geldi. İşte oldu. İstedi. Siz tanımaz mıydınız beyinizi? Tanıyordum çocukluğumuz yani burada, o burada büyümüş, ben Osmaniye'de büyümüşüm. Öyle bayramlarda, seyranlarda gider gelirdiniz herhalde teyzenize. Tabii yani o kadar da sık da olmasa bile küçüktük yani daha. Gelip gidiyorduk. Kaç yaşında evlendiniz efendim? 17. 17'de. Hı. Böyle çocukken gördüğünüz bir adam. Evet, 3 ay sonra geldi nişanlandıktan sonra. Nişanlanırken yanınızda yok muydu? Yoktu, eski usul. Ha, siz Osmaniye'desiniz. Evet. Beyefendi burada öyle nişan yaptınız. Kayınbabam istedi, babam da bir de babam orada. Babanız verdi. Siz ama adamı görmemişsiniz. Yok, öncesini bildiğimiz için görmedik. Ha, niye benzemiş, büyümüş, çirkinleşmiş mi, güzelleşmiş mi hiçbir fikriniz yok. Bilmiyorum. Siz 3 ay nişanlısınız, daha nişanlının evet suratını görmemişsiniz. Niye gelmiyor efendim 3 ay? İşleri vardı, zahar gelmediler. İşleri mi vardı acaba yoksa bir ketenpereye mi getirdiler beni, dur bakayım falan durumları mı oldu acaba? Yok, eskiden utanma ne vardı herhalde ondandır. Bey ismi nedir? Abdullah Yalçın. Buralarda mı kendisi? Burada görünce de korkma. Abdullah abi! Damda damda. Damda. Of! Allah! Yok be dayı be, öyle bir adın geçti de. Vay abicim. Dam yıkılmadı ya. Nasıl yıkıldım ya? Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? Bir yersin? Deneyelim, bir sarılmayı bir deneyelim. Abdullah abicim. Ama yok babam yok. Ama doktor çağırın, kalbi durdu galiba. Kalp değil de şu şey vardı ya. Ha dayı be. Oh yaşa be dayı be. Duydun mu çıtırtıyı? Çıtırtıyı duydun. Allah duydum. Duydun mu? Buyur. Buyur Abdullah abi. Çok da yaklaşmıyor. Buyur, buyur. Ya ne olacak Abdullah abicim? Sana ne yapabilir sana ya? Karı koca sıkmacı efendimler. Hanımefendi olanı bildiğimiz kahvaltılık sıkma yapıyor. Beyi de Abdullah abicimiz de gördüğünü artık
Kemik kıran Abdullah abi diyelim bize. Annesi, babası Abdullah abinin gelini ve işte hanımı, bir de kendisi. Sizin bir lakabınız var mı Abdullah abi? Bana Mullacan'ın oğlu Abdullah derler. Neyin oğlu Abdullah? Mullacan'ın oğlu Abdullah derler burada. Mullaca derler bizim sülalemizin, soyumuzun gelen hanım. Mullacalar ha. Böyle bir dev Abdullah, yeşil dev Hulk. Bana şey derler, kimisi pehlivan diyor, kimi koca adam diyor. Düğünlerde bana hep köroğlu oynadılar. Oyun oynadılar yani. Köroğlu mu? He, göbek salladılar şöyle. Düğünlerde köroğlu nasıl oluyor? Köroğlu oyunu var ya. Köroğlu oyunu. Oynuyor mu azıcık? Buyur dayı. Melodisi nasıl köroğlunun? Hey hey, yine de hey hey. Ben köroğluyum, dağda gezerim, dağda gezerim. Eseri rüzgardan hile sezerim. Hile sezerim, demir topuz ile başın ezerim, başın ezerim. Gönder yolbacını bey bezirgan, gönder yolbacını bey bezirgan. Bitti. Bir de böyle göbek sallama işim var. Muazzam, şöyle, şöyle, muazzam, şöyle. Muazzam. Onun melodisini ben yapayım istiyorsan abi. Na 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 na. Yalnız yağma zannetmeyin. Aynen halis. Safi kas. Ah. Kas. Türk kası. Hey maşallah. Analar ne aslanlar doğuruyor, o aslanlar ne... Abdullah abiciğim. Efendim. Nişanlını 3 ay görmemenin sebebi nedir? Ya biz eskiden utanıyorduk. Ne? Nasıl? Ya şimdi biz görücüsünü önerdik. Bu dezenin kızı ama. Şimdi büyüklerimizden utanırdık. Yani görüşmeye utanırdık. Ağır namus meselesi. Yani nişanlının evine gitmek ayıp mı sayılıyordu? Ayıp sayılıyordu. Biz de hani burası küçük bir yer. Dedikodu olmasın. Dedikodu olmasın diye gitmiyorduk. Sonra da gittik. Gittikçe de birbirimizi sevdik, aşık olduk, evlendik yahu. Nişanlandığında bir aşk durumu yoktu. Yok, kesinlikle zaman yok. Zaman içerisinde. Zaman içerisinde oldu, ha. Nesine vuruldunuz? Yahu bu bir gözlerdi eskiden, gülün elbası gibiydi. Dizlerimin bağı çözüldüğünü görür görmez. Nasıl laf abi eskiden? Şimdi güzel değil mi yani? Allah'a şükür, şimdi de güzel canım. Zaten ben hayatta iki tane iyi iş yaptım, her zaman söylüyorum. Bir avladın iyisini aldım. Bir de Allah'a şükür sosyal sigorta güvencesi var. Başka bir şeyim yok ya. Hayatta yaptığım bunlar var. Helal olsun Abdullah abi. Hayatta mutluluğun formülü çok açık. Bir avradın iyisini alacaksın. İki SSK'lı bir işin oldu mu? Tamamdır. Daha sırtın yere gelmez. Zaten senin sırtını yere getirebilecek bir adam tanıyorum. Kim o da? O da 9 baş pehlivanlı var, kusura bakma. Ha, olabilir ya. Taşçı. Tamam, olabilir. Gerçi uzaksınız, o Karamürsel'dedir ama yok. O herhalde senin sırtını yere getirir diyor mu? Pehlivanlık durumu var mı Abdullah abi? Az bir şey. Hadi yapardım. Yapardım abi. Siz efendim Abdullah abinin nesine aşık oldunuz? İnsanlığına mı? Baba yiğitliğine mi? Kara yazlığına mı? Allah'ın yazdığına. Kaderimdir dediniz. Evet. Ama kötü birisi olmadığı için. Ama sizi görünce dizlerinin bağı çözülüyormuş Abdullah abinin. Olabilir. Sizin içinizin yağı eriyor mu? Bilmiyorum. Erir miydi peki? Şöyle bir gözlerine baktığınızda bir içiniz bir cız eder miydi, bir hoplar mıydı yüreğiniz? Tabii kendine karşı hissim olmaz mı ne kadar olsa? Olur. Nasıl ne kadar olsa? Nesi var canım? Yok yani aramızda kendimize göre düşündüklerimiz olur tabii. Zamanla mı oldu bu? Çünkü görücü usulü. Yok, görücü usulü. Hayır yani zamanla mı sevdiniz, zamanla mı aşık oldunuz? Şu Abdullah abi diyor ki dürüstçe, ben diyor baştan fazla bir şey ifade etmiyordu. Zamanla böyle gördükçe, konuştukça, tanıştıkça diyor sevdim diyor. Öyle. Yani siz ama bir tipine bir aşık olmuşsunuz yenge. Ya şimdi şöyle, şimdi biz teyze çocuğu olduğumuz için gidip geldiğimizde bazı kardeş niyetiyle görüyorduk. Herhangi bir kötü gözle görmüyorduk. Tabii canım. Ben askerlik görevimi yapıp geldikten sonra benim hiç haberim olmadan babam gitmiş. Akrabalık uzamasın diye. Bu teyzemin kızı olduğunda Osmaniye'ye göçmüşler. Arada bir bağ kopma işi olduk yani. Girip gitme senede bir sefer falan. Şimdi kayınbabam, babam sağ olsun gitmiş bunu bitirmiş. Benim hiç haberim yok.
Söylemedi mi size? Yok. Anama demiş ki ben demiş bacının kızını bitiririm demiş. Anam da demiş ki babama ya demiş oğlun almazsa demiş. Yani. O da demiş benim oğlumsa alır demiş. He, ben de hayırlısı neyse olsun bizde böyle karşı gelme yok. Nasıl olsa birine evleneceğim. Askerden geldikten sonra yengeyi baba istemeden önce var mıydı böyle bir? Yok tövbe Allah şahit. Aklımın ucunda dahi yoktu. Olsaydı peki bir başka sevdiğin olsaydı? Benim mi? Almazdım. Kimi sevdiysem onu alırdım. Hani baba söylüyor diye almazdım. Almazdım tabii canım. Sevgilim olsaydı baba dedim kusura bakma ben onu diye de filan seviyorum derdim. Çünkü ama ben yaşayacağım. Ağır demiş ama baba. Demiş ki tabii, benim oğlumsa ağır demiş. Şimdi ağır dedi de benim gönlümde bir şey olmadığını biliyordu yani. Soruyordu beni sıkıştırıyordu. Evereyim diye. Ben de baba erken daha diyordum. Herhangi bir sevdiğim de yok ama erken diyordum. Ha, baba biliyordu. Babam biliyordu o durumu yani. Yoksa diyorsun baba hani gönül falan. Ya şimdi dinlemez. Elbette ki ben yaşayacağım o hayatı. Çok seviyorum. Allah razı olsun. Çok da iyi insan. Çok iyi bir anne. Çok iyi bir eş. Çok iyi bir ev kadını. Yani, muhabbet tutuyor mu muhabbet? Ya ben biraz geveziyorum. Dur bana bakılıyorum kadına. Kadına işte idare ediyor beni yarısı. Çorap mı giydiriyor buyurdunuz? Çorabımı bir de giydirir abim. Her hizmetin yapar. He ben evlendim. Bir camıya gezersem çorap çıkartırım. Bir camı da çorabımı çıkartırım. Onlar hep kendi verir. Allah razı olsun yani. Çorabını yenge çıkardı. Çıkardı. Sabahleyin de giydirir. Sabahta giydirir. He. Bu da kendinin insanlığına, memnuniyetlerinden değil. Vallahi lafın güzeli bu. Gel öpeceğim abi. Dayanamıyorum. En güzel laflardan bir tanesi bu maçolukla ilgili. O benim yiğitliğim değil, hanımın kendi güzelliği. Tabii doğrusu. Hadi sıkıyorsun. Neyse. Kalmadı be bu hanımlardan be. Dünyada mutlu olucuysan, evet. Eğer iyi bir hayat yaşayacaksan, evet. Hanımınla aranı hiç açmayacaksın. O ne? O seni dediğini tutacak sen. Yalnız hanım kendi görevini bilecek, erkek de kendi görevini bilecek. Hayır, burada bir şart var. Çocuk bezini değiştirme konusunda anlaşamıyoruz ama. Şimdi kardeş ben sana... Çocuk sıçmışsa değiştireceğim baba. Ben mi değiştireceğim? Ben. Olmaz. Hastaysa, eğer hastaysa, o işi yapacak gücü yoksa, ben hem kendine bakarım hem de çoluk çocuğun her türlü ihtiyacını karşılarım. Ama hasta değilse o kadınsa kadınlık görevini yapacak. Böyle dava yok. Herkes görevini bilirse... Hiçbir sorun çıkmaz, hiçbir anlaşmazlık çıkmaz. Ailede de çok mutlu hayat yaşanır. Pişik yani. Mi olsun ya çocuk? He? Pişik mi olsun çocuk? Ya temizlersin anıyese. Ben mi doğurdum? Herkes doğurduğunu temizlesin. Herkes doğurduğunu temizlesin. He. Bu işler böyle. Ananın görevi ayrı. Yenge o bıncırını çıkardın sen sıkmanın. Bana sinirlendi ya onlar yoruldu. Sen de kamerayı görünce öyle bir coşmuyorsun Abdullah abiciğim. Ya her zaman böyleyim ağa ya. Ya ağa böylesin de yenge acık sinirlenir. Sen de gözüne bakınca anlıyorsun ama. Vallahi kardeş eğer sinirlendiyse ben yandım. Bu cüsseyle. He ya. Kaçacak yer bulamam. Sert midir? Abo. Yapma ya. Sinirlenip de kaçacaksın. Başka çaresi yok. Öyle mi yapacaksın? He. Evden kaçacaksın. Kaçacaksın başka çaresi yok. He. Huzursuz olmayacaksın. Efendim bir yiğitlik şu kendi yiğitliğimizden değil hanımın hanımlığındanmış onu öğrendik. İki hanımla geçinmenin yolu hanım sinirlendiği zaman kaçıcı. Bu kadar basit. Formül basit yani. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Vallahi Abdullah abi ebatlarında birkaç kişi daha bulsak programın süresini isterse 150 dakika yapsınlar. İki oturup kalktığımız zaman zaten yarım bölüm bitti abicim bizim ya. Teşekkür ettik. Eskiden anlardım bu işlerden. Nerede böğürtlen var, nerede dağ çileği var. Kokusu burnuma geliyor, dağ çileğini bulamıyorum ben. İşlemeyen demir pas tutar. Sen çocukken böğürtlen avcısı olan ben, seneler geçmiş ne böğürtlen bulabiliyorum ne dağ çileği. Yani bu dağda, bayırda tek başımıza, ıssız bir yerde kalsak acımızdan Allah korusun, acımızdan öleceğiz. Bu bitkiler yenir miydi ya? Saman gibi. Zaten saman da. Şuraya yörük çadırına götüreceğim dedim bizi. Aç karnımız aç.
çana bilmem şey ısmarları. Sen de vıdı vıdı edip durma ya. Tamam, Yörük çadırına götüreceğim dedim. Orada dedim mis gibi ayran var. Belki dedim kuzu keserler, kuzu çevirirler falan. Dedim demedim değil bak. Sözümün arkasındayım ben. Ama bir dağ çileği yolda az kaldı az. Şu tepe değil ondan sonraki dağı iki dağı açtıktan sonra bizi bir Yörük çadırı bekliyor. Yalnız ben çok acıktım. Ya ben aç değil miyim? Değilim. Ben aç değil. Açlığını unut. Bunu tabii acıkırsın ya. İnsan kendi kendisinin doktoru olacak insan. Öyle acıktım. Yok öyle yok. Öyle değil. Öyle değil o işler. Hatta susadım bile. Ya su... Solda aşağıda, 3-4 kilometre aşağıda su sesi duyar gibiyim ama emin değilim şimdi. Ben öyle direkt su buldum diye seni de boşu boşuna heveslendirmeyeyim ben seni de. Ama dağ çileğini ben inşallah bulacağım. Ya buralarda olur dağ çileği. Bir kere burası yırttık. Sesi duyuyor musun? Bir ses duydu mu? Ehe, şey. Azık vardır. Çöp! Vay şuraya bak, şuraya aldım benim. Dağda bayırda neyse tanıdı canım. Tüfek müfek giren görünce. Seni Türkiye'de, dünyada tanımayan mı var ya? Ya seni Allah çıkardı karşımıza. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ettim. Sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür. Ne geziyorsunuz? Yel mi attı, sel mi attı? Şunu ben alayım. Ne olmaz. Bunun atacağı mermiler tedavülden kalkalı 80 sene falan oldu. Buna çalar patlamaz derler. Arada bir patlarsak çok kötü eder. Bu şehirli değil mi? Horozlu. Horozlu. He. Osmanlı işi. Osmanlı işi, doğru. Dedelerimizden kalma. Öyle. Bu üretildiğinde memleket padişahlıkla yönetiliyordu. Evet. Ama bir hava veriyor, onu sana söyleyeyim. Dedelerimi hatırlamak var ya, o kadar beni mutlu ediyor ki. Yolundan alıkoymayalım senin. Tabii. Sen şimdi ya yanında yiyecek vardır ya da yiyecek olan bir yere doğru gidiyorsundur ya. Ya köyümüze gidiyoruz. Acıktım. Ben de aynı senin gibi. Ben de acıktım. Ne diyorsun ya? Çok acıktım. Ben sana ne dedim kardeş? He, kuzu keser miyiz? Keserik. Kuzu mu isten, tosun mu isten? Ne istersen senin emrin olur. Estağfurullah. Ricam olur. Sen buralara gelmişsin. Sen unutur muyuk? Biz bu arada Hatay, Dört Yol, Sincan köyü. Evet. Mezralarında, oralarda, öyle dağlarda, bayırlarında bir yerdeyiz. İsmin nedir? Faruk Karaçocuk. Karaçocuk mu? Evet. Soyadın ama hakikaten. Hakikaten Karaçocuk. Dedem rahmetlikte böyle aşırı bir yara çıkmış. O yarasından dolayı Karaçocuk demişler. Öyle kalmış. Evet. Benim dede de uzun boyluymuş. Öyle bizim gibi şey değil yani, böyle kısa falan değil. Dededen öyle 1.93, 1.95 boy varmış. Dedemin babasından öyle uzun kalmış bizim soy isim. Köye gidiyor değil mi? Evet. Affedersin, merkebin sırtında ne var? Saman. Samanı traktörle götürmüyor mu ya? Ya bu daha kolay oluyor. Traktörü tuttuk mu dünya bir para veriyor. Bu mazot da yakmıyor. He. Bu kendi kendine. Ama koyduğumuz yerde öyle, karnını doyuyor. Lastiğim patladı, boyaya ihtiyacım oldu, yağım değişti. Hiç bir şey istemiyor. Sadece karnını doyur yeter. O kadar. Evet. Aynı bizim gibi. Evet. Yani affedersin, ha merkep ha ben ya. Benim de karnımı doyurdun mu, benim de bir masrafım falan filan yok. Samanı nereden getiriyorsun? Samanı tarladan getireyim. Efendim canım, beni kamera omzunda, benim karnımı doyurmasın. Ya doyuracağız ya, doyuracağız. Elinde tüfek olan adamla biraz daha dikkatli konuşması lazım bence ya görüntü yönetmeninin. Yol ikiye ayrıldı. Sağdan mı gideceğiz, soldan mı gideceğiz? Doğru gideceğiz. O aşağısında güzel bir gölümüz var, seyretmesi muntazam. Bir seyredelim. Az bir seyredelim. Az seyredelim. Sonra acilen köye gidelim. Ben kendim için bir şey demiyorum yani. Çok mu acıktın? Arkadaş, vallahi biraz acıktım. Ne yalan söyleyeyim yani. Bu gölün adı ne gölü bu? Buna Gök Göl derler. Gök Göl mü? Evet. Her gölün bir efsanesi vardır. Bu gölün bir efsanesi var mı? Efsane çok ama yani bilmiyorum. İnandırıcı bir efsanesi var mı bilmiyorum. Adı üzerinde ya, evet, efsane işte. Gök Göl derik. Başka o kadarlarını biliyor. Ya mesela benim için de derler ki İşte bir boğayı tekeriyle kaldır. Efsane bunlar. Çok inandırıcı şeyler değil yani. Zaten boğa olan sensin. Boğayı kaldırmıyorsun. Boğa olan sensin. Senin dil maşallah. Evet, senin karnını doyurmak lazım. Acı konuşturma derler. Toku da söyletme derler ama bu acı da benzemiyor. Biraz öyle oluyor ya. Evet. Peki saman tarladan getiriyorsun. Evet. Ne abi, bu mu yiyecek samanı? Bu yiyecek. Evde inek var. İnek yiyecek. Merkeple taşıyor ne? Evet. Başka taşıdığın bir şey var mı merkeple? İşte buydu, arpasını getiriyorum.
buydasını getiriyorum. Arada bir de evin ihtiyacı olan odunu getiriyorum. Bu benim tek arkadaşım. Tek arkadaşım değil mi? En yakın arkadaşım yani. Dört kişi olduk şimdi, arkadaşı da sayarsan. Dört yok, kişi. Estağfurullah. Bu yol böyle muhabbetle geçmez sadece be Faruk be. Kara çocuk. Evet. Bir türkü patlatmak lazım be Faruk'um be. Gerekir mi? Gerekir. Söylesek de iyi olur o zaman. Seni ben her zaman elime geçiremem böyle ya. Ben de seni elime her zaman geçiremem. De bir patlat be, gel. Yürü bire yalan dünya, ben sana gülmeye geldim. Saklaman şorayı benden, şorayı görmeye geldim. Kapısında gül bitecek, dalında bülbül ötecek. Onu yok yerin tutacak, hizmetin görmeye geldim. Arkasını söylersek iyi olmaz. Niye? Ya orada... Ama mevzuya bilerek beni kattın sen ya. Benim iki tane oğlum var ellerinden öpe. Ama senin yerini tutucu mu bakayım? Sen yetiştirebilecek misin senin gibi kendini, çocuklarını? İnşallah bizden iyi olurlar ya inşallah. Hepimizin öyle de temennisi ama öyle olmuyor gibi geliyor yani. Yani oğlun Ahmet küçük yerini tutmaz olayına direkt girmemen lazım. Ya. Öyle değil mi? Beni direkt o mevzuya girmemen lazımdı. Kıratının sekişinden bellidir mevzusuna girmemen lazımdı. Ya Erkin Koray başka, sen başkasın Faruk. Yani ben ikinizi de seviyorum ayrı da. Direkt bizi meze yaptın ya. Türküne meze yaptın bizi Faruk. Ya şimdi genelde ben... Devamını söylersem ayıp olur. O ayıp olur tabii ya. Şimdi ben öyle düşünüyorum yani. Ben babamın yerini tutamıyorum. Yani benim gözümde babam daha büyük bir adamdı. İşte biz de yani ona göre hayırsız evlat diyek yani. Benim çocuklardan da babama diyorum yani, babamın diyorum evladı ben olarak, şimdi ben onun yerini tutamadığıma göre benim çocuk da benim yerimi tutamaz diye düşünüyorum. Daha iyi, daha değişiyor. Ya. Düzen bozuluyor yani geçtikçe. Özelliğimizi kaybediyor. Can Yücel'in dediği gibi ben hayatta en çok babamı sevdim demiş şair. Evet. Evet. Sonunda çocuk diyor ya, şey, ilk önce diyor ben babam her şeyi bilir dermiş çocuk. Ondan sonra belli bir yaşa geldi mi dermiş ki işte babam bazı şeyleri biliyor dermiş. En sonunda da dermiş ki babam her şeyi biliyormuş ama ben bilmiyormuşum diyor. Orada da yani biz de aynı, o yaşa geldik artık. Babam her şeyi biliyormuş ama biz bilmezmişsik şuraya. Sen şu türkünün devamını bir patlat bakalım ya. Manzarı dağıtmış koluna, bakarsan ne soluna. Bir geçecek yarım olsa beyler aman aman aman. Akar dolanı dolanı. Bir geçecek yarım olsa. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Çok şükür. Sırttan ben bir şey devirmek üzere miyim? Yok. Hayır. Şunu alayım. Evet. Yok yok. Ağzına koyduk onun için. Nedir efendim bunun adı? Toga. Bunun adı Toga, köy togası. Kim anlatıyor? Hangimiz olursa. Gel anam. Düğmeli Toga. Gel anam gel. Gel şu gel. Tarafa. Gel buraya. Gel anacığım. Stereo anlatalım biz. He. Biliyor musun stereo ne, nereden bileceğim? Bilmiyor stereo. İki kişinin anlatması. Nasıl yapıyorsunuz efendim? Bunu un atarak, ayranı özerek. Ayran mı bu? Evet, yoğurdu özerek ayran olur. Tamam. Özerek? Evet. Özüyorsun. Yanlık yayarık. Yanlığına. Ceyranın yanlığına yanlık yayarık. Onu da kazana şu koyarık. Bu da kaldı elimde, kusura bakma. Şu bizim da... yayık vardı ya. Evet eski, eski yayık. Onların yerini ceryan mı aldı şimdi? Ceyran aldı. Onunla ceyran aldı. Ben de diyorum ya bu niye böyle ısrarla sallanıyor. Tabii bir şeyin görülmesi lazım ama evet. El elden üstündür. Bu ne burması efendim? Altını bilmiyorum ne burması. Değil. Bakayım, bakabilir miyim? Adana burması. Değil. Adana bu burması Adana değil. Burması değil. Adana burması bu. Bu yanlış bilmiyorsam Erzurum da değil. Bilmiyorum Erzurum. Ben. Bu galiba Erzurum burması. Bilmiyorum ne olduğunu. Kolunuzda eski parayla bir 3 milyar falanla dolaşıyorsunuz. Evet.
Evet, evet bir şey demedik. Vardır. Üç vardır. O kadar yok. 1650. Sen nereden biliyorsun ya? Kuyumcu musun sen birader? Peki efendim, bu özel günlerde mi yapılır, düğünlerde, derneklerde mi yapılır? Düğünlerde de olur, evimizde de olur her zaman yemek için. İsminizi bağışlar mısınız? Hatice Karatekin. Hatice hanımefendiciğim. Dişler porselen mi? Ne bileyim yani, bilmiyorum porselenin porseleni ki. Diş yapılık işte. Ne zaman yapılık? Çok oldu. 2-3 sene oldu. Eskiden bir de altın diş meşhurdu değil mi? Evet, öyleydi de altına yetişemek. Neden yetişecek? Yoksa olsa, param yetse dişlerimi altın yapacağım. Tabii. Ayran. Evet. Un. Evet. Başka? Dövme. Dövme ne? Şunu koyacağız içine. Evet, biz dövme diyor, bilmiyorum artık sizi. Buğdayı. Dövmeye, buğdaya diyorlar, dövme olur. Uzun sürüyor değil mi bu dövme? Evet. Elde yapılmıyor ki o, şimdi elmanlar. Evet, elde diyorlar. Ondan makine yapıyor. Eskiden eldeydi ama şimdi makine. Eskiden elde sokuyla diyorduk. Şimdi... Kına nereden efendim? Kına bizim satın alıyor. Hayır yani kına mı oldu yakında? Yok düğünün, hayır olmadı. Öyle vuruyor. Ara ara. Ara ara. Saçlara, evet. Ellere. Evet. Kınalı kuzu mu oluyorsun? Valla kuzuyu muzuyu bilmek adet olmuş işte. Peki bunu kaynattık. İçine keşkeyi attık. Evet. Sonra... Ispanağı koyarız. Ispanak. Kaynar. Evet. Çorba değil mi? Evet. Toga biz, mıydı? Biz toga diyor. Ama çok yerde de yayla çorbası diyorlar. Biz toga diyor. Yayla çorbası bu mu? Hayır, farklı. O da farklı. Farklı olması lazım canım. O da farklı. O da denizlik de biz toga derik. Biz ömrü hayatımızda ilk defa duyduk. Yapılışını gösterdik. Arzu eden yapar. Arzu eden evet. Yapmaz. Yeah, aha yeah. Da size. Çok güzel olur ama bu. Bakacağız ama siz bunu görmeyeceksiniz. En nefret ettiğim söz de artık geldi, buraya gel. Of! Kardeş, insanın bittiği an vardır ya, işte o an yani. Bittim. Başımı alıp gitmek istiyorum ya. Issız bir adaya gitmek istiyorum ya. Kimsenin olmadığı, birkaç gün mü, birkaç ay mı, birkaç yıl mı, bir ömür mü, böyle kafamı dinleyecek bir ada istiyorum ya. Ahan da. Ada abicim. Da. Aralık ayında nasıl yüzeceğiz? Ahan da. Yüzmeye de gerek yok. Vay be. Abicim, Kızılderililer mi var burada? Nedir, ben anlamadım ki bu mevzuyu. Kano. Kızılderili. Kimse yok. Nedir denizcilikte kural? Ganimet bulanındır. Sırığımız da var. Yırttık. Gürültü, muhabbet, soru. Onu niye öyle yaptın? Bunu niye böyle yaptın? Paydos. Pay, dur. Bitti. Paydos. Maaşı aldın, almadın. Banka, EFT. Bitti abicim. Bitti. Caner, Tülü. Of, bitti. Ben alıp başımı gidiyorum. Kal sağlıcakla canım. Bir ara görüşürüz inşallah. İnşallah. Beni ararsanız. Hı hı. Hatay. Evet. Kırıkan. Evet. Gölbaşı. Evet. Adalardayım. Tamam. Buranın adı o. Tamam. Adalar dediğin de yani bir tane ada var. Ya kimsenin yaşamadı. Oh be, of, hayat böyle bir şey ya. Hayat böyle bir şey. Kardeş, sen de kendine iyi bak. Selam söyle arkadaşlara. Zamanında Sioux'lar, Comanche'ler de böyle gidiyordu. Hatta onların bir şarkısı vardı. Enternasyonel gelenekleri de tanıtmak lazım. Sadece kendi kültürümüz değil, akraba olduğumuzu iddia ettiğimiz Kızılderili kardeşlerimizin de geleneklerini, o türkülerini yaşatmak lazım. Budur. Geliyorum yalnızlık. Ne demiş Özdemir Asaf? Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz. Doğru. Doğrusun üstad. Paylaşmayacağım yalnızlığı.
keyfim yerine geldi. Kalmadı. Birkaç metre sonra yaşasın özgürlük. Benim günümde bir adada yaşayacağım aklıma gelmez lan o. Merhaba yeni hayat. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kafa dinleyeceğiz diye bir adaya çıkalım dedik. Hoş ama geldiniz. Adada yaşayanlar var. İsminiz? Evet. Adım Döne. Döne Soğan. Döne Hanım. Evet. Ayıp olmazsa yaş kaç? Vallahi yaşı bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Ha, okumuşumuz yok diye bilmiyorum. Okuma yazma bilmiyorsunuz. Yok, bilmiyorum. Bu adada ne yapıyorsunuz? Bu adada oturuyoruz işte. Kim kim? Benim annem. Anneniz ve siz? Evet. Beyiniz? Ben daha bekarım. Evlenmediniz hiç? Yok. Babanız? Babam çoktan oldu, ölmüş. Baba rahmetli oldu. Evet. Ana kız burada yaşıyorsunuz. Evet, ana kız burada. Valide nerede anne? Annem Kırkan'a gitti. Uzak buradan? Evet, çok uzak. Nasıl gidiyor Kırkan'a? Karşı köye kadar gidiyor. Oranın dolmuşuyla biniyor, gidiyor, geri geliyor. Yani gölden kayıkla köye gidiyor, evet. Köyden yürüyor, yola çıkıyor. Evet. Oradan Kırkan'a. Evet, Kırkan'a bütün gün gidiyor o zaman ha? Ya işte şeyimiz olduğu zaman gidiyor annem. İki tane de affedersiniz köpek var. Evet, bunlar bizim bekçimizdir. Yani siz koca adada ana kız, evet. İki tane de köpek. Evet. O kadar. O kadar işte. Gece gündüz 24 saat 7 gün burada kalıyorsunuz. Evet, burada kalıyorum. Korkmuyor musunuz? Korkuyorum, ne yapak işte. İşte köpekler affedersen havlanınca bir gelenimiz bilir gelmiş. Öyle işte yani, onlar bize haber verirler. Var mı gelen giden, ziyaret eden oluyor mu? Olur, bazen akrabalarımız gelir. Özür dilerim, siz niye buradasınız? Yani niye adadasınız? Maddi durumumuz yok diye benden annem burada kalmışık. Evimiz yok, şeyimiz yok. İşte bu evimizle kalmışık. Babadan kalma bir evimiz kalmıştan. Burası eskiden neydi ki? Yine ada değil miydi? Evet, aynı ada. Eski çoktu, doluydu. Millet çok vardı. Hepsi göçtü gitti. Biz ne, tek biz kaldık burada. Ne zamandır buradasınız siz? Vallahi biz doğduk, doğalı buradayız. Sen bu adada doğdun. Evet, bu adada doğduk, büyüdün. Adada büyüdük. Ta şimdiye kadar buradayız. Bekarsınız. Evet, bekarık. Çok affedersiniz de bir adada bulamazsınız ki kocayı. Ne? Koca geçmez ki buralardan. Döne Hanım. Düğünlere efendim falan gider misiniz ara sıra? Yok, düğünlere de gitmiyorum. Böyle davul zurna sesi duyarsınız köyden. Duyara gitmek. Yok, özenir gitmek. Misiniz? Gitmek ister misiniz? Tabii özenirik. Niye özenmekte? Özenirik ama gidemek biz. Valide mi salmıyor sizi? Yok. O da tek başına kalmaz ki. Ben de tek başıma gidemem. Öyle. İhtiyaçlarınızı nasıl sağlıyorsunuz? Anne Kırkan'a mı gidiyor? Evet, annem Kırkan'a gitti. Ben de tek başıma kaldım burada. Kendini bekliyorum. Siz bu adadan en son ne zaman ayrıldınız? Vallahi hiç daha ayrılmadık bu adadan. Hiç Kırkan'a gitmediniz mi? Yok, daha gitmedik. Kırkan'ı anne görmediniz mi? Kırkan'ı görürük. Bir senede işimiz düşerse giderek. Döne Hanım. Efendim. Yaşınızı bilmiyorsunuz. Bilmiyorum yaşımı. Okuma yazma bilmiyorsunuz. Okuma yazma da yok bizde. Hiç okul görmediniz. Hiç görmedik. Düğüne de gitmezsiniz. Yok, gitmek düğünlere. Köye de inmezsiniz. Yok, köyde de işimiz ömür yok. Ömür bu adada geçiyor. He, bu adada. Allah gecinden versin. Amin. Valide Hanım rahmetli olunca ne yapacaksınız? Vallahi o zaman bacılarım evli var, oraya gidecek. Öldükten sonra. Genç bir hanım için zor bir hayat değil mi böyle adada yalnız başına? Tabii zor. Başınızda işte. Bir adam yok. Yok, başımızda adam. Televizyon var mı? Var. Var. Var televizyon. Elektrik var. Elektrik var. Elektrik de var. Çamaşır bizde. Makinesi? Yok, o yok bizde. Bulaşık makinesi? Yok. Elimizle. Hiç gördün mü çamaşır makinesi? Yok, görmedik. Şimdi çamaşır makinesi var. İçine çamaşırı atıyorsun, deterjanı koyuyorsun, düğmesine basıyorsun, yıkıyor. Onu sadece televizyonda görüyoruz.
Dünyayı takip ediyorsunuz ama. Evet, televizyonda. Neyi seyrediyorsunuz en çok burada? Vallahi sen çıktığın karanlığı seyrediyoruz. Bütün karanlığı seyrediyoruz. Issız bir adaya bile ulaşmışsak artık tamamdır yani bizim. İzlenirlik işi tamamdır. Peki millet demiyor mu ya hanım döne işte anne. Annenizin ismi neydi? Halime. Halime anne. Benim yengemin adı. Amcamın karısının adı. Döne hanım ne işiniz var orada kadın başınıza gelsenize köye demiyorlar mı? Yok kimse demez. Herkes kendi ihtiyacını görüyor. Neyle geçiniyorsunuz? Vallahi anam işte aylık şey 3 aylık maaşıyla geçiniyor. Babadan kalan rahmetli. Yok babadan değil devlet veriyor yaşlılık maaşı. O yani? He ondan. Bütün geçiminiz o. Evet, onları işte yardımseverler verirdi. Bayramlarda, seyranlarda ne yapıyorsunuz? Bayramlarda, seyranlarda gene buradayız. Bacılarınız sizi ziyarete mi geliyor? He, ziyarete gelirler. Yeğenler geliyor. Gelirler yeğenlerimiz. Peki istemez miydiniz siz de bir yuva kurmak, bir eşiniz olsun, eviniz olsun? İsterek ama annem de tek başına olmaz. İsteyen oldu mu sizi? Olur. Gelip istiyorlar. İstiyorlar. Gitmiyor musunuz? Yok, anam tek başına diye bırakmıyor. Anneniz yüzünden evlenmiyorsunuz evet. Yani. Anneniz ne diyor? Kızım git. Ya anam da bazen ilk geldikleri razı olur. Sonra razı olmaz diğer kızım ben tek başıma kalıyorum. Tamam siz evlenin damat da annenizi yanına alsın. Ben de o zaman vazgeçiyorum. Hayır yanına alsın damat da. El oğlu istemez. El oğlu. Öyle mi şart koşuyorlar? Kızım tabii, seni alırım ama ananı almam. Tabii öyle. Sen de defol git diyor. Buradan denize döktüğün isteklerin oluyor mu istedikleri? Defolun gidin gelmeyin taş baş attığın oluyor mu? Yok öyle demek. Buraya mı geliyorlar istemeye? Yok orada karşıda ablalarım var onların yanına gelirler isterler. İşte ben de o zaman istemiyorum. Annem tek başına diye. Ama bir yuva kurmak istiyorsun. Vallahi orası Allah bilir ancak. Vallahi zor adada ben satayım. Bilmiyorum. Hani beyaz atlı prens diyeceğim. Aha annem geldi. Beklenen anne geldi. Dedim annem de. Evet karşılar. Anne! Hoş bulduk teyzem nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Neredesin? Gözümüz yollarda kaldı. Hoş bulduk. İlk badireyi atlattık. Vay efendim kimleri görüyor? Ehlen ve sehlen gel. Gel hanım gel dur. Gel. Allah'a şükür. Nasılsın Halime anne? Ha, iyi. Gitmişsin kasabaya. Ha? Kasabaya gitmişsin. Gittik ya. Ne getirdin? Un getirdik. Ekmek mi yapacaksın? Ha. Ha. Taşıyalım. Tadın başına nasıl aldın sen bunları ya Halime anne? Tadın başına sen bunları nasıl aldın? Nasıl taşıdın bunları? Allah razı olsun, Allah razı olsun. Seninki de devletin. Bana maaş verdi 200. Aha. 3 ayda bir 200 mü? Ha. Harca harca bitmez. Vallahi bitti vallahi ha bunlar onu. Ya, 200'den ne olur annem ya 3 ayda bir 200'den. Ne olur onlar? Vallahi bu paradan. Neyse ama şanslısın burada market yok. Ha? Süper. Sinema yok, tiyatro yok, ne bileyim para harcayacak pek bir şey. Şunu taşıyalım da gelir. Anne, bunlar ne kadar yetecek bu aldıkların? Bu yağ, makarna, un, şeker. Ne kadar yeter sana? Ne kadar yeter yani? İki başı kırayırlar ya. Bir ay, iki ay. Ancak. Bir ay. Ya yetişir ya yetmez. Yoruldun mu ana? Vallahi yoruldum. Hasta ben hasta vallahi yatakta yatıyorum. Geçmiş olsun anacığım. Neyin var? Sağ ol ne yapalım. Her yerde akırıyor. Doktor yok burada. Ha? Doktor yok burada. Doktor para istiyoruz. Ukra acık almaz.
Ha, iki yüz para mı? Aha gittim, 11 hafta, 2 hafta kaldık. Vallahi beni yemine demez malı dünyada. Gittim ha, maaşa çaktık ha, iki torba un, bir teneke yağ, 20 kilo şeker geldik, para kalmadı. Orası mutfak mı? Ha? Orası mutfak mı? Eyvallah mutfak. Mutfak, burası yaşadığınız yer mi? Ha, burada yatar, kakar bana kızım. Kızı istemeye gelenlere vermiyormuşsun galiba kızı. Yok, ben tek gelen kız onun için yani vermiyor. Peki bir tane damat adayı çıksa dese ki, ha? Anne dese kızını alacağım, seni de yanıma alacağım dese verir misin o zaman kızını? Verir. Anam götürürse bana bakar, verir. Ama kimse bakmaz, vermez. Zor olmuyor mu anacığım burada kadın başınıza iki kadın? Ne yapalım? Korkmaz mısınız geceleri? Vallahi korkur, korkur. İşte ne yapalım? Amca ne zaman rahmetli oldu? 20 fazla öldü. 20 yıldan fazla öldü. Ha, yıl ha. Burası onun evi miydi? Hı? Burası onun evi miydi? Ha. Beyinin eviydi. Ha. Burada mı otururdunuz siz? Ha. Buraya mı gelin geldiniz? Ha. Ben gelin 7 yaşında, yani 17 yaşında. Hepsi ha, evde hükmet ev yatırdı. Ben yapmadı. O mecbur burada oturdu. Buraya gelin geldin. Ha, buraya geldin. Beyin rahmetli olduktan sonra da burada ha, kaldın öyle. Kaldım. Kaç çocuk var anacığım? Kaç çocuk? 5 kız. Hiç oğlan olmadı. 5 kız. 4 evli galiba. Ha. Damatlar bakmıyorlar mı sana? Anacığım gel, başımızın üstünde yerin var demiyor mu damatlar? Yok, damatlı bir tane Konya'da, bir tane Manakot. Onlar alemin çocuğu bize bakar, kaynana bakar. Irak. Bas bunlar yani şey dükünçü geliyor, vermiyor. Benden sen yalan kız, ben teselli yani bizden. Onun için vermediler. Burada tek dünyayla bağlantınız televizyon yani. Ha. Televizyon seyrediyorsun. Ha, seyrettim. Anne kızım. Kira yok ama değil mi? Kira ödemiyorsun. Ha? Kira ödemiyorsun. Yok. Doğalgaz parası yok. Yok. Su parası? Su parası bu nehirde içiyoruz. Nehir suyunu mu içiyoruz? Ha. Bu suyu. Temiz mi? Ha? Temiz mi su? Ama bu her yer daka pınar var. Akıyoruz. Pınarlardan dolduruyor. Ha, yok, pınardan doldurmuyor, bu suyu da dolduruyor. Yani pınarla akıyoruz bu suyu. Peki ister miydin böyle köyde bir evin olsun şöyle? Ya isterim ama bir şey haline gelmez ya. Ya kardeş oğlu, kurbanım seni. Çay mı demledin kız? Sağ olasın. Ellerine sağlık. Bak bu suyu, bu gölde suyu ha, tavşan kanı ha, bak ne güzel kanı, çayı, bu sen... traktör geldi, suya doldurdu, o Ankara'ya götürdük en üst suyu. En iyi suyu. En üst suyu. Sen çay içmiyor musun? İçerim. Döne Hanım, bizim çayı valide kaptı. İş afiyet olsun, afiyet olsun. Sever miydin amcayı, rahmetliyi? Ha? Rahmetliyi sever miydin? Haba. Severek mi evlendiniz? Abi. Kaçırdı mı yoksa seni? Kaçırdı mı seni? Yok, nasıl biz kaçırdık? Düğün dernek oldu öyle, telli. Telli duvakta evlendiniz. Hayatında yani. Kaçmaz. Aynı köyde miydiniz rahmetliyle? Ha? Aynı köyde miydiniz rahmetliyle? Ha. Akraba bizim akraba. Öyle gördünüz, beğendiniz birbirinizi. Ha. Hastalıktan mı vefat etti? Ha. Hasta yok, dar nefesi. Nefes darlığı. Ha, nefes darlığı. Onlar öldürdü. En çok geceleri mi zor oluyor anacığım burada? Ha? Geceleri mi zor oluyor en çok? Güneş battıktan sonra mı zor oluyor burası en çok? İyi. O zaman korkuyor musunuz ha, biraz? Ha. Yaban hayvanı geliyor mu? Hı? Yaban hayvanı geliyor mu? Aa, dolu. Atlar matlar. Şimdi Berdi'de kaçıyoruz. Dolu köye. Bu o maaş koyada. Olmasa, maaşın olmasa sen yaşayamazsın yani. La vallahi aç kalırız vallahi. Konu komşu, ben sana kurbanım. Yok vallahi ben. Konu komşu yok bana. Burada. Ha? Konu komşu yok. İyi. Özlemez misin böyle hani eskiden? Vallahi özler her şey ya.
Değil mi böyle ya, kadınlar bir arada toplanırdı. İnsan o kadar konuşur ister, avrat ister, beraber otururlar, konuşurlar. Hatta vakit geçer gider. Burada ya, yok. Burada yok. Sen istemez miydin böyle arkadaşların olsun, gelesin, gidesin? İsterdik. Bakalım koca geçiyor mu, geçmiyor. Ya anne, bu kızı kimler istiyor, kimlerden duyuyor da, kimlerden görüyor da istemeye geliyor? Yok, bak Antakya'da geldik bir tane. Rihanna'da geldik. İstemeye? Bu İskenderun'dan bu tarafta, ne bileyim o koydu. Osmanlı'ya. Osmanlı'ya. Vallahi Osmanlı'ya geldik. O Ankara'da geldik bir tane. Vermediler. Sen vermedin yani. Ha, ben yalan kız nasıl? Yaşlılar istiyormuş seni. Yok, bayağı yaşlı değil. Ben de beğenmiyorum. Peki bir tanesi geldi, beğendin diyelim. Ama dedi ki ben seni yalnız alacağım. Ananı istemiyorum dedi. Varır mısın ona? Yok, varmam. Varmazsın. Yani döneyi isteyenler yanında promosyon olarak Halime anneyi de. Ya alacaklar ya da affedersin avuçlarını yalaya yalaya. Vallahi kurbanım su, ben sana kurbanım. Suyun öte yanına geçecekler. Oğlum. Peki dede rahmetli olduktan sonra seni isteyen olmadı mı? Ha? Dede rahmetli olduktan sonra seni isteyen olmadı mı? Yok, hayatında burada kocası ölür. Burada evlenmez. Hanımlar beyleri öldükten sonra bir daha evlenmezler. Yok yani. Evlenmez, burada ayıp. Allah gönlüne versin Döne Bacı. Allah'a emanet anne. Sağ ol, sağ ol, kurbanım sana. Senin kurbanım olayım sana. Benim kurban olayım. Eyvallah. Hadi Allah'a emanet. Güle güle, güle güle. Biraz çok aklımız kalacak ama. İnsanın tabii içi burkuluyor. İki hanımı yalnız bir adada bırak git. Ama kader. Ne demişler? Çiçek dalında güzeldir. Sen de ait olduğun yerlere gitmelisin Şoray. Çoluğunun çocuğunun yanına. İşine gücüne. Yok abicim, yok. Yok. İnsan yaşamayan bir tane ada yok. Biz gene düşelim yollara. Çoluğu çocuğu özlerim ben. Böyle kafanızda da varsa başımı alıp gideyim ıssız bir adada kalayım. Onları unutun ya. Yok. Yok. Size bana göre şeyler değil. Kayın sahibi de uyanmadan iyi oldu be. Götürdük onu buraya. Sırık buradaydı herhalde. Şunu da alalım da dalga malga götürmesin. Ah teyzem benim be, nasıl özendim sana ama. Daha bizim var. Vaktimiz var daha o hayat için. Hazırlık bir hazırlık. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İsminiz? İsmim Saadet Yakar. Saadet Hanım. Evet. Bu kabak değil mi? Kabak. Doğru mu görüyorum? Evet. Doğru görmekle de kalmıyorum. Hatta biraz daha abartayım ben. Tatlısını da mı yapıyorsunuz efendim? Kabak tatlısını. Evet, bu köyün meşhur tatlısı. Hatay Dört Yol, Sincan. Evet. Ankara Sincan'la. Karıştırmıyoruz. Öyle. Nasıl oluyor efendim? Nasıl yapıyorsunuz kabak tatlısını? Bunu soyuyoruz. Temizliyoruz iyice. Doğruyoruz. Testereyle kesilen kabaklardan mı? Hayır, bu, iri kabaklardan. Biz yetiştiriyoruz. Doğada yetişiyor burada. Yok zaten küçük küçük oluyor. Benim de zaten markette yetişmeyeceğim. Onlar da doğada yetişiyor ayrı da. Evet. Yani o büyük. Çok da büyük olmuyor. Var, ufak kabaklardan. Evet. Soyuyorsunuz. Evet. İyice temizliyoruz. Doğruyoruz. 2 saat kireçli suda bekletiyoruz. Kireçli suda mı? Evet. Nasıl yani?
O zaman daha güzel oluyor. Bayağı bildiğimiz kireç mi? Evet. Kireçli su. Evet. Önce ıslıyoruz. Su duruluyor. O duru suyuna ıslıyoruz. Kabakları. Evet. Sonra alıyoruz, yıkıyoruz. Üstüne şeker atıyoruz yeterince. O da sulandıktan sonra ocağa koyuyoruz. Bunu ne de kaynatıyorsunuz siz? Bildiğimiz sıvı yağda mı kaynatıyorsunuz? Yağ hiç koymuyoruz. Bu şekerle kendi. Yağ mı yok? Yok, hayır. Bu dipte gördüğüm şey yağ değil. Yağ değil. Artık bu olgunlaştı. Yiyeceksin. İki saat şeyde kalıyor. Kireçli suda. Evet. Sonra yıkıyoruz biz bu kabağı. Evet. Sonra kireci suya şekere ıslıyor. Üstüne şeker atıyoruz. Tamam. Daha şeker, sonra şeker sulanıyor. Çay şekeri, toz şeker. Sonra bu şeker zaten sulanıyor. Sulandıktan sonra ateşin üzerine koyup ne kadar kaynayacak? Aynı bu şekilde alıncaya kadar. Şu anda oldu ya. Yani bu şekilde alıncaya kadar. Çok mu sıcaktır? Bir tadına bakaydık. Özellikle yine yanlış aklımda kalmadıysa hazım problemi çekenlere, sindirim problemi çekenlere birebir kabak tatlısı. Bunun ama şeysizi de var, kireçsiz evet. Sudu olanı da var. Evet. Ama bu daha güzel oluyor. Çok zevke kalmış bir şey yani. Evet. Muhakkak güzeldir. Bu üzerindeki şeyler ne? Un mu? Onlar kendinin artık şeyleri. Şekeri. Evet, şekeri. Yiyor musunuz? Ye. Afiyet olsun. Kıtır kıtır. İşte kireci ıslanından kıtır kıtır. Bir tane daha alsaydık bir ablacığım ya. Şaşırdın değil mi? Gittiğin her yerde götürüyorsun, kameramanına bakmıyor. Bunları duymuyor muyum zannediyorsun? Arabalara bindiğimde arkada beni çekiştirdiğinizi duymuyor musun? Bu kulaklar Midas'ın eşek kulakları gibi. Valla açık duyuyorum ben. Bundan sonra her şeyi sen yiyeceksin. Ben artık bir şey tatmayacağım. Sen yiyeceksin. Yeni bir sayfa açtım kardeşim. Açar açmaz da kapattım. Ne münasebet ya. Ben yemeye devam ederim. Alabilir miyim çatal acaba? Canım benim. Kaldı sen de derim. Gelsin. Tencere dibin kara. Öyle ama kara. Efendim? Evet kara. Seninki benden kara değil canım. Bu nedir elinizdeki? Limon tuzu. Limon tuzunu nereye atacağız? Sütün içine atacak, peynir yapacağım. Peynir yapmak uzun sürer ablam be. Nasıl? Ablam, sütü alırsın, kaynatırsın, uzun uzun kaynar, sonra çöker. Şeyler olur yani, uzun süre bu iş. Evet, uzun süre de. Siz ne kadar zamanda yapabiliyorsunuz peyniri? Sütü sağdıktan sonra sütü bir ocağa koyup kaynayınca, içine limon tuzu atıyor. Kaynayınca indiriyoruz. Ya bütün peynirler yapılırken limon tozu atılır mı içine? Hayır, biz köy yerinde böyle yapıp. İlaçsız bu. Yeni bir sistem yani. Çabuk peynir yapmanın formülü. Uzun uzun peynir yapmakla uğraşmayın. Sütü kaynattık değil mi? Hepsi bu. İçine limon tozu atıyor. Evet. Tabii limon tozu atıyoruz. Hı hı. Oluyor sana peynir. Ne kadar sürüyor bu? Çok uzun sürmez. 10 dakika? Anca o kadar. 10 dakikada peynir yapmanın formülü. Sütü kaynattık. Buyursunlar. Tam kaynamadı daha da. Tabii önce sütün biraz kaynaması lazım. Süt kaynayana kadar da tencerenin başında bekleyecek halimiz yok. Hele arkamızda bir Allah nazarlardan saklasın. Nazar boncuğunu da takmış. Gerçi onlar hurafe ablacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi. Teşekkür ederim. İsim? Gürcistan Sert. Buyurun. Gürcistan Sert. Gürcistan mı? Evet. Siz Gürcü müsünüz? Hayır. Gürcistan ismi nereden? Benim annemin ismi Gürcüymüş. Babamın da hoşuna gitmiş. Gürcistan vurmuş. Peki abinizin adı Afgan olsaydı adınız Afganistan mı olacaktı? Vallahi onu ben bilemem, babam bilir, annem bilir. Kardeşleriniz, pardon, çocuklarınızın isimleri Pakistan, hayır, Türkmenistan, Özbekistan falan değil yani. Yok canım, estağfurullah. Siz bir ayağı alabilir miyiz? Maşallah ablam benim.
maşallah. Diyet var mı? Evet. Diyet yapıyor musunuz? Diyet yapıyorum. Ne tür bir diyet uyguluyorsunuz? Diyet. Söyleyin ki onu uygulamasınlar hanımlar, belli ki hiçbir işe yaramıyor uyguladığınız diyet. Ya ben yine hastaneden geldim, Balcal'da yatıyordum. 1,5 ay yattım. Ana bizim gün. Orada. 45 Adana'da. Gün. Evet. Orada tedavi gördüm. Ayaklarım rahatsızdı. Enfeksiyon kalmıştı. Orada da diyet yaptırdılar, yürüyüş yaptırdılar servisin içinde. Tuzsuz, yağsız, şekersiz. Hayat mı be ablam be? Evet. Hayat mı o da be? Tuz yok, şeker yok. Yok ama ne yapacağım, mecbursun. Tatlı yok. Evet. Bir hamur yok. Evet. Hayat mı şimdi bu yani? Yok, hayat değil ama ne yapacağım, sağlığın için yapacaksın yani. Peki ablacığım, ne yedin ne içtin de biz onlardan uzak duralım. Ya ne bileyim, hangi biri Sayın Bey ki de yani, hastalığa niye verdilerse onu yedik ya. Hayır hayır, normalde hastalanmadan önce. Beslenme konumuz neydi yani? Ne bulursam yerdim. Hayır canım, normal yemeklerimizi yerdik yani. Porsiyon mu fazla oluyordu sadece? Bilemiyorum artık nasıl oluyorsa. Evlendiğinizde yine bu kiloda değildiniz. Yok canım, incecıktım, çok zayıftım. Kaç kiloydunuz? 48 kiloydum. Buyurun. 48. 48 kilodan aşağı yukarı bir 80-90 kiloya. Evet. Ne oldu? Kaynana mı iyi baktı? Bey mi ya hanım? işte yemeğin salçalısı falan mı dedi? Vallahi bilmem. Ne bileyim zar. Kilo alacakmışık, kalmışık. Ablam bu kilo durduk yerde alınmıyor, oturduğun yerde. Tabii yani yemişiz. Yemeden hamurları. Yemişiz işte. Marifetli yemeklerimizi. Sincan kızı olduğuma göre de ben de. Sincan köyümüzde çok marifetli hanımlar da ellerinden gelen marifeti yaparlar yani. Marifetli hanımlar, dikkat. Biz bu arada Hatay, Dört Yol, Sincan köyündeyiz. Bir şey daha öğrendik. Önemli olan marifetli olmak değil, o marifetleri fazla fazla götürmemek. Evet, çok yap, doğru. Yap beyi yedir, bey kilo alsın. Çok doğru. Ama ben Sincan köyündeyim, benim muhtar abim oluyor. Ben burada oturmuyorum, Payas'ta oturuyorum şu anda. Yanına geldim ben de. İyi. Ama işte fazla kilolarımız fazladır. Bey diyor mu ya, hanım biraz kilo aldım be, biraz ver be falan diyor. Tabii mu diyor ki yani, zahirla diyor, fazla ileri gitme diyor, senin sağlığın için iyi olur. Tabii, diyor. Tabii sağlık için canım, evet. Önce sağlık için. Allah acil şifalar versin. Amin cümlemize. Dolaşım sistemine de biraz problem anladım. Tabii ki. Siz bu peyniri yapabiliyor musunuz? Benimki de soru. Peynir, kuzu çevirme, her nevi hamur işi, tatlı işi herhalde uzmanısınız. Tabii ki biz de yaparız da yani, bu bizim benim kardeşim hanımı oluyor. O da amcamın, halamın torununun hanımı oluyor. Gelinler bunlar çalışsın. Genelde, yani. Genelde bunlar yapıyor yani, ben şimdi böyle şeylerden şimdi uzağım yani. Yani gelinler çalışsın yani. Hayır canım, doğru. Gelinlerimize yazık olur, niye çalışsınlar, hep beraber çalışalım, hep beraber siz yiyelim. Siz benim görümcesiniz öyle. Olur mu, kıyamam ben gelinlerimize. Allah Allah. Tabii ki. Kolay mı gelin getirmek şimdi şu zamanda? Eskiden kolay mıydı canım? Eskiden, şimdiki zamana göre kolaydı. Kandırırdın 13-14 yaşındayken. Yok canım, estağfurullah, kandırmayla. Şimdi ne istiyorlar, bilezik mi istiyorlar? Ne bileyim ki, işte kız abi, annesi babası ne isterse onu takar herkes. Hayır dediniz ya, şimdi kolay mı şimdiki zamanda kız gibi? Ne var canım? İşte bir oğlan bir kızı sever alır gelir, ne yani? Ne? Tamam da yani şimdi eskiden fazla bir şey yapmazlarmış, etmezlermiş. Şimdi ama her şeyin bir evine taşını gelin gidiyor yani, evleniyor, yuva kuruyor. Eskiden de vardı çeyiz ablam. Yapan oluyor, yapmayan oluyor tabii ki yani. Ama şimdi kızdan şimdi, şart koşuyor. Evet, şimdi her şeyle gidiyor yani. Erken doğmuşsunuz siz. Evet, erken doğmuşum. Sizin zamanınızda gelinlik pek para etmiyordu galiba. Ne bileyim vallahi. Şimdikiler bayağı uyanık ya da. Bunlar uyandı. Herhalde. Uyandı gelinler. Uyanmıştı sana, ne bileyim. Kolay gelsin. Bravo. Oldu mu? Yok, olmadı daha. Attık mı içine? Yok, atmadık. Benim hala pek aklım almıyor ablacığım ama. Neden? Sütü kaynatacaksın, içine limon tozunu atacaksın. Olacak sana peynir. Bu bildiğimiz peynir mi oluyor yani? Evet. Böyle kahvaltılarda, hı-hı, işte çökeleğin içine koydum. Kalıp, evet, gibi. Bu tencereden kalıp gibi peynir çıkacak. Bunu tencereden kalıp gibi çıkmaz, taşın altına koyacak. Taşın altına mı koyacağız? Hı hı. Torbayı süzecek. Torbayı da taşın altına koyacak. Ağırlık koyacak. Üstüne sertleşecek. Bunu herkes yapabilir mi? Yaparlar. Süt olacak, limon tozu, hı-hı, olacak. Bir de taş gerekiyor. Gerçi evet, artık büyük şehirlerde zor buluruz onu da. Efendim siz ne atıyorsunuz? Tuz atıyorum. Hoş geldiniz. Hoş Şuray abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun bacım. Sizleri görüyoruz. Özür dilerim. Gel. Çok da vazgeçemiyorum. Tanıdık mı acaba? Tanıdık değil. Bir yerden ısırmış, gözü ısırmıştır.
göz yanılmasıdır. Galiba. İlla bir hoş geldin anırması yapacak. Hoş bulduk! Bak böyle ters ters bana. Eşek! Eşeksin işte eşek. Utanıp başını kaçırıyor ama eşek yani sonuçta. Sizin isminiz? Emine Koca. Emine Hanım efendi. Evet. Kaynayan sütün içine. Bir miktar limon tuzu attık. İstersen bir kavanoz da yoğurt koyabilirsin içine. Yani yoğurtla da oluyor. Dumanı ne yapıyorsunuz bu arada? Duman da gözümüze gidiyor işte. Ne yapalım? Bu normal ocakta da olur ama değil mi? Evet, olur. Tüp gazlı, tüp şeylerde de olur. Olabilir. Yani. Peki bu ne işe yarıyor? Bu da süzeceğimiz peynirin kovası. Siz süzmüşsünüz süzeceğinizi? Daha süzeceğim, süzmedim. Kimi süzdünüz efendim? Beyime. Beyinizi süzdünüz. Bu evet. Evlendiğinizde mi aldı efendim? Evet. Şey mi, gelinlik? Evet. Ne istemiştiniz? Böyle bilezik bilezik al bana falan mı dediniz siz? Ben hiçbir şey söylemedim. Kayınbabam kendi aldı. Kendi, evet, içinden niye geldi. Niye Adana hiçbir burması şey gelmemiş içinden de böyle ince ince bilezikler? Bilemiyorum artık. Orası kendinin sorunu. Şöyle bir onları büyütsek artık. Evet, inşallah. Değil mi? Değil mi? Evet. Böyle ince canım, bu şıkır şıkır etmiyor. Fazla evet. Havası olmuyor yani. Evet. Düğünlerde oluyor mu bir havası böyle Adana burması olduğu zaman? Oluyor. Oluyor değil mi? Evet. Diğerleri böyle bir haset haset bakar mı? Evet, bakar. Bu ne işe yarayacak? Bu da şimdi peynirimizi süzeceğiz. Daha sonra da taşın arasına koyacağız. Şöyle 15-20 dakika sonra, bilemedin yarım saat sonra. Bütün bu işlem yarım saat içinde bitiyor mu? Evet, yani? Oluyor. Kendi peynirini kendin evet. Yap. Ha lezzeti, onu da söyleyeceğim. Söz. Bu kadınlar, yani Sincan köyünden kadınlarımız hep kendi emeğiyle yani. Beyimize fazla yük olmayalım. Evet, olmuyoruz. Peynir pahalı, iyi evet. Sağ. Peynirini evet. Yap. Çökeleğini yapıyoruz, taze yağ oluyor. Sütünü içiyoruz, yoğurdu, ayranı, tolgası derken işte. Tolga? Çorbası işte, dövmeyle falan yapıyoruz. Tolga mı? Tolga, evet. Tolga? Evet. Çorbaya mı diyorsunuz? Evet, tolga çorbası. Bazı böyle Orta Asya'dan gelen aileler düğünlere toygar der ama. Evet. Bizim burada öyle derler yani Sincan'da. Siz nereden gelmişsiniz acaba? Biz buradayız, Sincanlıyız. Yok, Sincanlısınız da. Ha, Sincan derken Ankara Sincan'la karıştırmayın. Hatay Dört Yol Sincan evet. Köyü. O bakımdan yani. Görelim bakalım. Peki bu kalan suyu ne oluyor? Kalan suyunu da döküyoruz. Bir işe yaramaz mı mayalama yapıyoruz? Mayalama yapıyoruz, o da oluyor. Bu sütün suyu mu kalıyor? Evet. Üstüne ağırlık mı koyuyoruz? Evet abim. Daha iyi sertleşsin diye, böyle sert dursun diye. Bu ne zaman, ha. Ne kadar? Yarım saatte mi sertleşir? Evet, yarım saatte genelde olur yani. Ondan sonra yiyebiliriz yani. Aslında bunun tamamen donma, sertleşme sürecini çekip... yarım saat, yarım saattir ama yok be abicim. Olmuşunu göstereceğiz biz. Bugüne kadar verdiği sözleri... mümkün mertebe tutmaya çalışan program olan Şoray Uzun Yolda programının sunucusu çok kısa bir süre önce dedi ki bu peyniri tadacağız ve size tadını anlatmaya çalış. Dedi mi? Dedi. Dedi mi? Evet. Dedi mi? Evet. Dedi. Emine Hanım, peyniri açınız. Sözümüzü yerine getirmeye çalışalım. We'll be right back.
Dağ bayır, dere tepe, keçiler, otantik hayat. Hemen sağa döndüğünüzde de arkada demir çelik fabrikası. İskenderun'a nasıl diyeyim, sanayi anlamında en büyük özelliğini veren demir çelik fabrikası. Biz de zamanında coğrafya dersinde, hayat bilgisi dersinde öğrendiğimiz şeyleri gidip yerinde gördük. Burada da bir hayat. Kolay gelsin. Vay 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 vay. Sen çal çal sen çal çal. Kaynanalar var ya. Biz bayağı seviyoruz. Aşık bize aşık aşık. Kaynanalar var ya. Kolay gelsin anneler. Hadi burayı anladık. Her zaman hemen her yerde olduğu gibi yurdumda. Anneler, ablalar, teyzeler burada bazlama açıyorlar. Bunu anladık da bu nasıl bir şeydir ve başında hayır, neden adamlar vardı? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şoray Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Saç kavurmasıdır. Ya. Ha, hadi be. Ne diyorsun sen ya? Kolay gelsin dayı. Hoş geldiniz. Hele biraz ara ver, ara ver de. Gel hele bir dayı ya. Eline de pek yakışmış. Şalvarla beraber bir bütünlük var. Tabii bizim kültürümüz bu Çoray ya, Bey. Ben bayılırım bu kültüre. Osmanlı kültürü. Ben bu Osmanlı'dan kalan bu kültürü evet. Yerim. yerim. Acımadan, evet. Acımadan hem de. Evet. Sağ olun. Bu saç kavurma mı? Saç kavurma. İsim? İsim Fevzi Demir. Fevzi abi be. Gerek aç ayı oynamaz, gerekse de ben bu röportajın devamını getiremeyeceğim be abi ya. Karnım aç. Ya evet ya, sen de yutkunuyorsun benim anladığım kadarıyla. Sen de yutkunuyorsun benim anladığım kadarıyla. Biz şundan bir iki lokma bir şeyler alalım abicim. Böyle kuru kuru olmaz be Fevzi abi. Fevzi abiydi değil mi? Ekmek. Fevzi abi. Fevzi abi olmaz be ya. Şöyle yuka ekmeğin arasına bir alalım biz. Az bir parça mı? Dayı ne? Nasıl çok aç, çok aç. Niye az parçaca? Elini korkak alıştırma sen Fevzi abim benim ya. Malzemeden kaçınmayacaksın abicim. Misafir bu. Bol dayım ya. Bol dayım ya. Bol. Yanmaz baca tütmez ocak. Gürgen odun orayı sınır bizim çadır ancak. Her sabah tarhana çorbası sımsıcak. Anam pişirse de ben yesem. Mahkumlar ben yesem. Mahkumlar ben yesem. Sabahtan öğlene kadar yiyece bir acık. Öğlen niye tereyağlı pilav yanında koyun yoğurdundan koyuca bir cacık. Onun yanında da Maraş'ın acısından turşu olursa acıcık. Anam pişirse de ben yesem. Ah dostlar ben yesem. Ah dostlar ben yesem. Madımak pancarından eşkili yatırır, kuru fasulyenin lezzetini haşlarken getirir. Eli bereketlidir, tüm orantıya yetirir. Anam pişirse de ben yesem. Ah dostlar ben yesem. Ah dostlar ben yesem. Ah dostlar ben yesem. Ah dostlar ben yesem. Nasılsın dayım? İyiyim hamdolsun. Sen nasılsın? İyi Allah'a misin? Çok şükür. Seni gördük daha iyi olduk. Allah iyilik sağlık versin. Sağ olasın. İsim nedir? Mehmet Demir. Mehmet emmi? Buyur. Buralar eski yerleşim yerleri değil mi? Evet, evet, evet. Gömü yok mudur buralarda? Gömü burada yok da senin gibi böyle birisi geldi kandırdı beni. Nasıl? Gömü gömü var dedi. Şurada biz izledik dedi. Okladık. Bunu beraber kazalım. Çıkaralım. Olsak pörüşelim dedi. Haydi bakalım gittik. Vardık. Kazdık. Gaz babam gaz. Bir papaz resmi.
çıkardık oradan. Evet. Fakat kendilerindeymiş, oraya yerleştirmişler bizim gözümüzü. Önceden gitmişler, koymuşlar. Hayır, hayır, hayır. Hemen o saatte. Biz mesela dağıldıydık başından. O anda. Abi bulduk güne. Sevinç. Alın bunu. Buradan uzaklaşak dediler. Aldık. Uzaklaştık. Bir eser deriye indik. Dedim bunu dedi. Nasıl bölüşeceğiz dedi. Ben dedim. Kendisi dedi ki şöyle dedi kazmayın onu ortadan vuruverir bölüşürüz dedi. Ondan sonra dedi alır herkes ıstasını. Şöyle ters baktım adama ben. Dedim sen bunu ciddi mi konuşuyorsun? Şaka mı abinle mi konuşuyorsun dedim. Evet dedi ciddi konuşuyorum dedi. Öyle deyince ben bozuk çalmak arz ettim. Yani bir sahtelik gördüm orada. Şimdi orada dedi ki istersen dedi ya dedi malı dedi sen sat dedi. Bu mal dedi iyi para eder. Ne kadar eder dedim. 5 milyar yapar dedi. Ben dedim ki 4 milyara gene veririm ben bu malı dedim. Biliyor musun? Yok yok dedi. Pazarlığınızı ben yapacağım dedi. Sen dedi dayan dedi. Bu derecede şimdi malı benim yanıma bırakıp gidecek oldular bunlar. Bana dediler ki senin yanında kalırsa sen bir miktar da bize para verin. Biz bunun müşterisini buluruz, getiririz. Burada sen pazarlık yapın. Ne oldu sonra? Sonra bir miktar altın veya bilezik aldılar. Kendileri gitti. Babanız mı oluyor? He babam. O burada yedemin karşısında kalsın dediler. Ve onlar tüçer getirmeye o gidişi daha dönmedi. Demek ki neymiş? Bir, definecilikten hayır gelmez. İki, bu define hadiselerine girdiğin zaman üç kağıtçısı bol olur. Aman dikkat de. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Satıyor musun? Yok, yiyeceğim bunları. Ne yapacaksın? Yiyeceğim. Kaç tane var? 99. Sen isim? Cemal. Cemal. Kilo? Kilo 60. 60 kilo? 60 evet. 99 tane yumurta yiyeceğim. Evet. Başka ne yersin böyle bir oturuşta Cemal'cim? Başka 75 lahmacun. Bir seferde? Bir seferde. Bir lahmacuncu da yok ki hani hemen teyit edelim yaptıralım 70. 75 lahmacunu bir evet, oturuşta yiyorum. Evet yerim. Başka 99 yumurtayı bir oturuşta? Yerim. Başka? Bir kazan sarma yerim. Bir kazan sarma. Sarma yerim. Kardeş nerene yiyorsun bunu ya? Vallahi gidiyor abi eritiyor. Kurt mu var midende? Yok acaba? Kurt yok iştah var. Ne biçim iştah mı? Senin Ümit Usta gibi bir şey olman lazım ya. İyi iyi yerim ben. Bir adam bir oturuşta 99 yumurta yer mi? Az sonra. Değil. Hemen. Hemen şimdi. Hemen. Tencere dolusu 99 adet yumurta. Canım çatal. Ekmek. Sen bir ucundan başla bak. Dayı yer mi bu olan 99 tane yumurtayı? Yiyemez. Dayı yer mi? Zor biraz. Hayır. Bu
99 lira yumurtayı bir tencere yumurtayı... Valla ben onu ütmüyorum hiç. Umut etmiyor. Ütmüyorum. Çünkü 40 liraya duydum ben fakat 99'u duymadım. 40 yumurtayı yeni duydun? He. 40 yumurta ya. 2 katından fazla, 40'tan da fazla. Yiyemez. Allah, Allah, ya ben yiyemez diyor. Yok. 99 yumurtayı bir adam bir seferde bir kazandırır yumurtayı yer mi sorusunun cevabını en azından Cemal için şimdilik al. Sonuç yiyemez. Ha siz yemesini beklemiş olabilirsiniz. Biz de bekledik. Yese iyi olur muydu bilmem ama rekor bu kardeşim. Kırmak da var, kırılmak da maç bu yani. Yenmek de var, yenilmek de var yani. Böyle. Ne yapalım? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Her maçtan... Şu kanalımızın gibi... Bir şey yok. Yiyemedin ha? Vallahi yiyemedim. Oğlum hayret mi? Hayret mi? Daha anladım, anladım. Yiyemedin ha? Bu ayazda dayıymış. Ayazda tomarla kaset o kadar vakit sen bizi burada beklet ondan sonra abi kusura ben yerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.